Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvizu emri ilallah. İnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsel rasûlehu beşîran ve nedîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlî ve ashâbil mukaddimîn alel hayri ve lev'i sîrâ. Ve'lemû enne afdalel kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ. Ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atın dalâle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhissalatü vesselamın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullah aleyhi ecmaîn'in bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal darı baka edenler rahmetullahi aleyhi ecmaîn'in hasreten kendisinden feyiz aldığımız ilim hasıl ettiğimiz eserlerinde yer alanlarımız başta Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi Hazretleri olmak üzere Üstadır Meşah Efendilerimiz, sohbetimize katılan kardeşlerimiz geçmişleri, şüheda, kuzat, tüm geçmişlere ve açın el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ehl-i sünnet akaidini anlatan Ahmet Ziyaddin Hazretleri'nin Camil Mütun adlı eserinden sizlere bugünlerde bu ehl-i sünnet esaslarını anlatan şeyleri, hükümleri açıklamaya çalışacağız. Diyor ki bu kitapta Ahmet Ziyaddin Hazretleri ahireti isteyenleri irşad etmekte, kıyamet gününde kurtuluşu arayanlara yol göstermektedir bu eser. Bu eserin yazarı alim Fazıl Kamil Ahmet Ziyaddin bin Mustafa'dır. Onu Allah ona lütfiyle ve kendine yakın kılmakla muamele etsin diyor Gümüşhaneli Hazretleri. Gümüşhaneli Hazretleri hakkında bir iş yapacağız şimdi. Bu ehl-i sünnet itikadı esaslarını tafsilatlı bir şekilde sizden gelen soruları da cevaplamak suretiyle inşallah kitabın sonuna kadar açıklamaya çalışacağız. Gümüşhaneli Hazretleri ki bizim vakfımızın da adına bunun adına verdik. Çünkü biz yetiştiğimiz hocalarımız bu Gümüşhaneli Hazretlerinin talebelerinden yetişmiştir. O hocanın insanlarıdır ve ehl-i sünnet itikadı esaslarını esas alan peygambere saygıyı, sevgiyi, Efendimiz sünnetlerini hayatta uygulamayı esas kabul eden bir ocaktır bu Gümüşhaneli Ocağı. Bu Gümüşhaneli Hazretleri 1813 miladi yılında Gümüşhane'nin Emirler Mahallesi'nde dünyaya geldi. Babası Mustafa'dır, dedesi Abdurrahman'dır. Kendi isimleri Ahmet'tir. Mahlasları Ziyaüddin, lakapları Gümüşhanevi'dir. Evet, pederleri de salih bir zat idi. 5 yaşında okumaya başladı Gümüşhaneli Hazretleri. 8 yaşına gelince Kur'an-ı Kerim, Delail Hayrat, Kasidi Bürde, Hizbul Azam, Kıraati icazet aldı. 10 yaşlarındayken babasının Trabzon'a hicretiyle oraya göçtüler ve şeriat ilimlerini tahsile başladı. Küçücük yaşında bir yandan babasının mağazasında, babası ticaretle uğraşıyor. Bir yanda babasının mağazasında yardımcılık hizmetini sürdürür. Bir yandan da büyük bir aşk ve şevkle ilim tahsiline gayret gösterirdi. Aklı ticarette değil, ilimdeydi. Boş zamanlarında bizzat elleriyle ördüğü keseleri satarak helal para biriktirmeye başlamıştı. Çalışıyordu. Evet, 1831'de amcasıyla birlikte alışveriş için İstanbul'a geldi. Amcasına, amcacığım ben şu anda ilim ve marifet beldesi olan İstanbul'da bulunmaktan dolayı büyük bir saadet ve bahtiyarlık içindeyim. Abim askerden dönmüş bulunuyor. Evet,
Benim için artık memleketime avdet dönmek gerekmez. Burada kalıp ilmimi tamamlamak, tarikat ve tasavvuf tahsilimi ikmal etmek arzusundayım. Benim için ilim ve marifet elde etmek her şeyden önce gelir. Sakın bana incinip gücenmeyin. Vaktiyle ileride lazım olur diye kendi ellerimle para keseleri örüp onları satarak birkaç kuruş biriktirmiştim. Bunları da kendime hiçbir şey ayırmaksızın size vererek babama gönderiyorum dedi. Böylece İstanbul'da kimsesiz garip bir ilim ve irfan aşığı olarak tam bir Allah'a tevekkül ve teslimiyetle kaldı. Evet, ilk menzili Bayezid Medresesi'nde küçük bir hücre. Bayezid Medresesi'nde küçük bir hücre. Orada bir oda buldu. Ve Allah dostu salih bir zatın yardımı ve manevi terbiyesiyle hayli yol aldı. O muhteremin vefatından sonra Mahmud Paşa Medresesi'nde bir odaya taşındı. Süleymaniye Medresesi'ndeki derslere devam etti. Evet. İleri gelen ilim ulema adamlarından padişahın hocası Hacı Hafız Muhammed Emin Efendi, Abdurrahman Efendi el-Harputi, Laz Osman gibi meşhur hocaların ders halkalarına devam ederek ilimde kemale ulaştı. Evet, icazet aldı. Bayezid Camii dersamlarına tayin olundu. Orada vaaza, irşada ders okutmaya başladı. Bütün günleri böyle geçiyordu. Üstün zekası, kavrayışı ve çalışkanlığı ile hocalarının dikkatini çekti. Vekaleten Şerh-i Akaid okutmaya, bir yandan da eserler telif etmeye başladı Gümüşhanevi Hazretleri. Gümüşhanevi Ahmet Ziyaeddin Hazretleri şeriatın zahir ilimlerinde başarılı bir tahsil hayatından sonra icazet aldı. Ders-i amlık payesini elde etti. Mevlana Halid-i Bağdadi Kuddüs-i Sirruh Hazretlerinin halifelerinden Abdülfettah Hazretlerine intisap etti. İntisap etmek için gitti. Arzu etti. Bu zat Şam'dan İstanbul'a yayan gelmişti. Gümüşhanevi Hazretleri ona müracaat ederek intisap arzusunda bulunduğunu beyan etti. O şu cevap verdi. Sizin tarikatte nasip ve kısmetiniz benim vasıtamla değildir. Evet, şimdi sokaktan özel propagandacılarla mürit topluyorlar. Görüyorsun, gerçek adam senin diyor, gelmiş icra ediyor. Sana ben diyor talep alacağım diyor. Ama adam işte bu, esas mürşit bu. Senin diyor nasibin bende değil diyor. Yani gelen ayağına geleni bile kabul etmiyor. Evet, benim vasıtamla değildir. Bekleyin dedi. Evet, o sırada Mevlana Halid Hazretleri halifelerinden birine ey dost, İstanbul'a git ve filancayı irşad et. Çünkü o bizden sonra sahibi zamanın sahibi, tarikatın rehberi olacaktır. Evet. Onun nasibi ezelde sana tevdi edilmiştir. Git, velayet goncasının açılmasına hizmet et. Evet dedi ve ona halifesine emir verdi. Halid-i Bağdadi Hazretlerinin vazifelendirdikleri bu şeyhin de ismi Ahmet Ziyaeddin idi. Lakin lakabı Ervadi. Sabahları sayıyoruz duamızın sonunda bu hocaların isimlerini. Evet, lakabı Ervadi. Bu zat 1845'te İstanbul'a vardı. Gümüşhane Hazretleri mürşidin gelişini ilahi ilhamlar, sadık rüyalarla muttali oldu. Gümüşhane Hazretleri onun geldiğini gördüğü rüyalarla anlamış. Şeyh Ervadi Hazretleri ve irşat vazifesi kendisine ezelde takdir buyurulan bu mürit bir sabah Şeyh Abdülfettah Efendi'nin odasında karşılaştılar. Gümüşhanevi şeyhine intisap etti. Şeyh ona
bir süre tarikat, zikir ve seyri sülük yollarını talim eyledikten sonra ortadan kayboldu. 1817 yılında tekrar zuhur etti, ortaya çıktı. Gümüşhaneli Hazretlerine manevi merhalelere, ruhani yüksek derecelere uğraştırdı. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda onun sünnetlerini farzmış gibi kabul ediyor. Tarikat dediğimiz bu. Şimdi yanlış anlaşılıyor da, şeriat Kur'an'ın farzları, vacipleri, sünnetleri, emrettikleri, herkesin yapmak zorunda olduğu şeyler. Bir de bunların dışında mecbur olmadığımız halde, mesela Peygamberimiz gece namazını diyor ki iki rekatı dünyadan kıymetlidir. Kuşluk namazı işte sıddıkların namazıdır. Bütün peygamberler kılmış. Evvabin namazı bütün peygamberler kılmış. Bunları da şey diyor, tavsiye ediyor Peygamberimiz. Ama mecbur tutmuyor. Bunun dışında işte günde şu kadar Allah diyen, şu kadar La İlahe İllallah diyen, şu kadar Sübhanallah diyen, şöyle olur böyle, bunları müjdeler vererek teşvik ediyor. Evet, işte bu teşvik edilen, mecbur olmayan yola tarikat denir. Tarikat Allah yolunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahlakıyla ahlanmak yoludur. Peygamberimizin ahlakı da Kur'an ahlakıdır tabii. İşte böyle herkesin, Müslüman olan herkesin mecbur olmadığı ama dinimiz tarafından teşvik edilmiş çok değerli bir ince yol, fedakarlık yoludur tarikat. İşte bu Ervadi Hazretleri de ona bu şeyini verdi. Evet, bu Ervadi Hazretleri Gümüşhanevi Hazretlerine Şeyh Ebu'l-Fettah ile sohbete devam etmeyi tavsiye ederek İstanbul'dan ayrıldı. Evet, bu muhterem zat eserlerinin çoğu hadis ilmine dairdir. 1270 Hicri tarihinde 77 yaşında oldukları halde Trablusşam'da vefat etmişlerdir. Türbeleri halen orada, rahmetullahi aleyh. Gümüşhanevi Hazretleri Mahmud Paşa Medresesi'ndeki hücreden sonra İstanbul'da vilayet civarında bulunan Cami-i Şerife Zaviye Cumhuriyet devrinde burası yıktırıldı. Bugün İstanbul Valiliği'nin olduğu yerde medrese kurmuştur. Şimdi Hasan Basri Çantay hocamız benim hocamdı. Hem özel hocam hem de İslam Enstitüsü'nden tefsir hocamızdı. Mehmet Zahid Efendi beni ona özel ders almak için gönderdi. Oradan özel hocamdı diyorum. Meclisin ilk yıllarında milletvekili olmuş, Türkiye'nin kuruluşunda emeği geçen bir zat. Alim bir zat. Mehmet Akif'in arkadaşı, hem şairlerle arkadaş. Böyle ilim adamı. İşte bir süre böyle onlardan okuduk. Sonra tabii görevimiz dolayısıyla İstanbul'dan ayrıldık. Hoca Efendi bana telefon etti. Dedi ki, hocan Hasan Bas Çantay'ı git ziyaret et oğlum dedi. Peki efendim dedim. İstanbul'a geldim, ziyaret ettim. Bayezid'in altında evi vardı. Oraya gittim, yatakta yatıyordu Gümüşhanel Hazretleri. İşte orada bana söyledi ki, oğlum dedi, Tanzimat'ın dedi görünüşü dedi, işte insan hakları, demokrasi haklar, insanın hürriyeti vesaire vesaire. Bunlar işte halka böyle büyük şeyler vaat ederek yapılmıştır ama Türklerin dediği çok büyük başarıları var. Yani Orta Asya'da 926'da Karahanlar döneminde Müslüman olmuşlar toptan. Daha evvel münferit Müslüman olanlar var. Ama toptan Müslüman olmaları 926 Karahanlar döneminde Ehl-i Sünnet itikadı Hanefi mezhebi üzere. O zamanki başkanları bunu emretmiş ve Müslüman olmuşlar. Çok samimi Müslüman olmuşlar. O bu samimiyetinden dolayı hakikaten İslam dünyasının en büyük alimleri oradan çıkmış. Ben ırkçı değilim. Ama görünen o. Mesela İmam Buhari Türktür. İmam Buhari'nin hala ikincisi çıkmamış. O da teknolojinin ilerlemesine rağmen, imkanların çoğalmasına rağmen İmam-ı Azam da Türktür. Hanımı kesin kes Türktür. Ve Türkler o zaman yabancılara şey vermiyorlar, evlenmiyorlar.
Oradan İmam-ı Azam hakkında böyle karısı gibi falan onu falan filan diye şey kesin şeyler çok rivayetler var da ama o şeyden onun da Türk olduğu ilim adamlarınca söyleniyor. İmam-ı Azam hakkında ben Yahudi profesörlerden ve ateist profesörlerden çünkü biliyorsunuz cihat okulundan doçentim ben, iş okulundan profesörüm. Onun için her türlü adamla buluştum, konuştum. Onların ağzından böyle insan kafası yok. Böyle İmam-ı Azam hakkında kimsenin düşünemediği bir devirde adam kanun koymuş, prensip koymuş diye çok işittim. Öyle bir Allah vergisi fevkalade üstün bir zekaya sahip İmam-ı Azam Hazretleri. Evet, bunun gibi daha çok hoca var. O doğu samimiyetten dolayı böyle Türkler evet ehl-i sünnet itikadını yeryüzüne yaymak, peygamber sevgisini Allah'ın hak ve adaletini dünyaya yaymak aşkına her türlü fedakarlığı göze almışlar. Azız, çok değiliz diye düşünmemişler. Bu uğurda canlarını vermeyi seve seve kesmişler. Bu aşkla işte Malazgirt'te 50 bin kişilik, o zaman uçak yok, bomba yok. Sadece kılıç kılıça ok atarak var, savaş var. 50 bin kişi, 200 bin ve 250 bin de deniyor. Bizans ordusunu darmadağın etmişler. Sonra Anadolu'ya Alparslan komutanlarını göndermiş. Gidin bulunduğunuz yerlerde Rumları temizleyin. Hristiyanları oraları Müslümanlarla yerleştirin, doldurun. Ve her gittikleri yerde medreseler açılmış. Mesela bizim Denizli yatağında da, benim köyümde de bir medrese açılmış. 5 vilayetin Aydın, Burdur, Antalya, Denizli, 5 tane vilayetin ilim merkezi. Bu 400 sene sonra bozulmuş, dejener olmuş. Benim büyük dedem Aksekin'in Cemerler köyünden tahsil için oraya gelmiş. Hoca onun zekasına, çalışkanlığına bakarak kızını ona vermiş. Ondan sonra da medresenin müderrisliği, idaresi bizim sülaleye geçmiş. İsmet Paşa tarafından kapatılıncaya kadar hep de 300-400 sene bizim sülalemiz orayı hiç maaş almadan evet talebe yetiştirmişler. Kapatıldığı zaman kayıtlara göre 326 yatalı, gerisi gündüzlü 1000 öğrencisi var. Öyle bir medrese. Evet, dedem de babamı kendisi çok kaliteli medrese. Eserlerinden anlaşılıyor yani. Yüksek seviyede ilim tahsili veriliyor. Buna rağmen babamı İstanbul'a göndermiş ki o zaman telefon yok, televizyon yok. İstanbul'daki ilim hareketlerini şey etmek için, onlardan haberdar olmak için 15 sene Ömer Nasuhi Bilmen Hoca ile, o da benim hocamdı, aynı odada kalmışlar. Tokatlı Şakir Efendi'den icazet almış ve icazeti muhteşem Emin Saraç hocam. Bunu görünce çok muhteşem bir icazet. Mustafa bunu bana ver dedi. Dedim babamın şeyini size veremem hocam dedim. Evet, böyle muhteşem bir icazet almış ama dedem demiş ki memur olursa hakkımı helal etmem. Evet, babam da çiftçilik yapmış, bakkallık yapmış. Ömrü boyunca talebe yetiştirmiş. Yani o medresenin şeysi böyle. Evet, sonra da ben 3,5-4 yaşlarındayken vefat etmiş. Ben hatırlamıyorum. Üstüne varmışım. Öleceğini bilmiyorum tabii. Demiş ki hanıma, anneme al hanım al demiş. Benim o halim yok. Ben demiş son anlarımı yaşıyorum. Benim duam ona yeter demiş. Hakikaten babamın duasıyla ben hayatımda elle tutar gibi Allah tarafından korundum. İyi hocalara hep nasip oldum. İyi hocalardan tahsil gördüm. İstanbul'a 1956 yılında naklimi yaptırdım. Ve müezzin imtihanına girdim. Müezzin imtihanında kazandım. Birinci, ikinci aldı, üçüncü Fatih Camisi çıktı. Anlatıyorum bunları ama münasebet dolayısıyla yine anlatıyorum. Fatih Camisi de çok revaçta bir cami. Orada bir Yasin okursan herif 2-3 maaş bahşiş veriyor. O bakımdan bütün böyle kurralar, mevlithanlar, meşhur hocalar bakan takarak, milletvekili takarak arkalarına müftiye baskı yapmışlar. Hak benim olduğu halde. Müftü dedi ki
Kamil Küçük Fatih Müftüsü. Oğlum dedi, benim de amcam o zaman senatör. Amcana telefon et dedi, bir şey bana bırakmıyorlar. Dedim böyle şey mi olur dedi. Evet, hulasa beni oraya tayin etmediler. Ondan sonra dedi ki Zeyrek yokuşu başında Zembilli Alem Efendi'nin türbesinin karşısında bir cami var. Ümmü Gülsüm Camii, Çivicizade de deniyor. Orada bir hoca efendi var dedi. İşte Mehmet Zahid Efendi. Orası çok değerli, muhterem bir hoca. Yıkılacak oralma dedi. Yıkılınca kadar dedi seni oraya tayin olur dedim. Gittim oraya. Hocamın ikindi namazında elini öptüm. Ben dedim sizin müezzininizim dedim. Adım filan söylemedim. Hoca efendi elimi tuttu. Mustafa dedi, baban seni bana emanet etti dedi. Seni ben yetiştireceğim dedi. Sağda solda dolaşıp durma dedi. Yani böyle. Onun duası, babam duasıyla böyle güzel hoca. Oraya işte Emir Nasuh Bilmen, Hasan Balç Çantay, diğer değerli hocalar gelirdi. Onlardan da bana özel ders aldırdı. Şimdi Hasan Balç Çantay da özel hocalarımızdan, oraya gelenlerden yatağında dedi ki, Tanzimat oğlum dedi, Türklerin başarısının sırrı el sünnet itikadı. Aşırılıktan uzak, çok sağlam, çok samimi, ihlaslı, aşıkların peygamber sevgisiyle dolu olmalarında ne olduğunu Batılılar anladı. Bunu bozmak için tanzimatı yaptırdılar oğlum dedi. Hasan Baş Çantay'ından bunu dinledim ağzından. Yatakta yatıyordu. 5 gün sonra da vefat etti. Bunu söylemek isterim. Hatta o propagandalara Mehmet Akif de kapılmış. Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı, asrının idrakini söyletmeniz İslam'ı. Yani kitap, sünnet, icma, kıyas, dinimizin yani Kur'an, sünnet, icma, kıyas, kıyas fukaha, bu İslam'ın hükümleri bunlara dayanır. Bunları reddediyor. Herkes diyor Kur'an'ı okusun, anladığı gibi işi yazsın. Yani İslam birliğini darmadağın edecek bir şey, sistem bu. Ona kapılmış. Bu söz de ona kapıldığının alameti. Sonra dönmüş tabii. Mısır'a gitmesi de hocamın ağzından duydum. Darıldığından gitmiş oraya. Küsmüş gitmiş. 4 sene orada çile doldurmuş. Tevfik Fikret de irtidat etmiş. Müslümanlıktan çıkmış. Kuvvetli şair. Sabah ezanı diye şiiri var. Muhteşem bir şiir. Ama irtidat etmiş. Ama hocamın ağzından duydum. Oğlum dedi sonra pişman oldu. Aylarca dedi ağladı dedi. Hiç uyumadı dedi. Sabahlara kadar dedi. Böyle işte şimdi o devirde olduğu gibi Gümüşhane Hazretleri İstanbul vilayetinin olduğu yere gelmiş. Medrese kurmuş. Batılıların bu yanlış propagandalarını önleyecek hocalar yetiştirmiş. Burada ondan söz ediyor. Onun için bunlara girdim. Şimdi de aynı şey günümüzde de var. Türklerin mesela Suriye, Mısır, Fas, Tunus, Cezayir'de zaten hiç adam Müslümanın diyor abdest almayı bilmiyor. Çok dejenere yapmış Fransızlar. Yani Irak öyle. Bir biz Anadolu insanı var. Atalarımızın bu güzel Müslüman oluşundan dolayı. Tek umut Anadolu insanımız biziz. Evet şimdi de onun için bizi bozmak maksadıyla gene el altında büyük bir propaganda var. Ben de bunları duyduğum için Cumhurbaşkanımıza gittim. Talebelik döneminde arkadaşımız. Gittim. Bunları anlattım. İstihbaratın başı tabii Cumhurbaşkanı. Çok memnun oldu. Ama dedi İstanbul defterdar Mustafa Paşa orada bir yer istedim ben. Bu orayı dedi çok isteyen var. Aramız otel yapacak. Birçok para veriyor. Bize bedava verecek. Ama dedim o zaman bizim deniz yatağında dedim böyle bir medreseyi ihya edelim diye amcam bana söyledi. Bina yaptık dedim ama dedim ilahiyat fakültesi açamadık oraya olur dedi. Denizli büyük şehir yaptı. Bizim orası 50 binden küçük nüfus olduğu için ilahiyat fakültesi açılamaz. Kanundan hüküm var. Ama Denizli büyük şehir belediyesi yapınca orayı mahalle oldu ve oraya İslam Enstitüsü'nü açtık. Şimdi İslami İlimler Araştırma Enstitüsü Türkiye'de ilk defa. Başka yerde yok. Evet, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Master doktora yapacak kimselere o var. Ama İslami araştırma yapacaklara bir master doktora enstitüsü yok. Orada onu açtık. Onu geliştirmeye çalışıyoruz. Yani işte bu Gümüşhaneli Hazretleri'nin biz de o bozukluğu dur demiş. Çalışıyoruz. Biz de Gümüşhaneli değiliz ama onun prensiplerini böyle halkımıza, ilim adamlarını anlatmak suretiyle, bu kafadaki ilim adamlarını oraya toplamak suretiyle tekrar aslımıza, 1000 yıllık tarihimize uygun bir
İslami anlayışı Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Evet. Evet. Şimdi Gümüşhaneli Hazretleri onun şeysi bu. 1867 haccını etmiş, yolculuk esnasında İskenderiye, Mısır taraflarında 1,5 ay kadar kalmışlar. İrşat vazifesi yaymışlar. Osmanlı-Rus muharebesine bir kısım müritleriyle beraber bizzat katılmış Gümüşhaneli Hazretleri. Evet, şimdi yani tarikat bir lokma bir hırka, dünyadan ele tek çekmektir falan diyorlar da öyle şey değil. Bakın Gümüşhaneli Hazretleri mürşittir, tekkesi vardır, medresesi vardır ama yaşlı olmasına rağmen müritleriyle beraber harbe katılmış. Benim de dedem erken vefat etmiş. Dedemin abisi Mehmet Said Efendi bu medrese kapandığı zaman o varmış medresenin başında. Onun da en çalışkan oğlu orada kalmış, Rus harbinde kalmış. Bunların hepsi böyle katılmışlar. Evet, Gümüşhaneli Hazretleri ateş hattında bulunmuş. Asker ve kumandanların maneviyatını yükseltmiş. Evet, ikinci defa Atbaş'a gitmiş, sonra daha sonra Mısır'da kalmış. 3 seneden fazla Mısır'da Nasiriye Camiül Eser'de Ramuzul Ehadis bunu okutmuş, icazet vermiş. Evet, Araplardan 5 yüksek zata böyle mürşitlik, irşatlık yetkisi vermiş. Evet, bir ahire İstanbul'a dönmüş Gümüşhaneli Hazretleri. Gümüşhaneli Hazretleri'nin dergahı bir ilim ve irfan üniversitesi gibiydi. Evet. Ben de İmam Hatip Lisesi'nde mezun olduktan sonra sabahları işte zikirler edilirdi. Ben de katıldım. Çok hoşuma gitti. Hocamın elini öptüm. Dedim ki ben derviş olacağım efendim dedim. Elimi tuttu. Mustafa dedi aramızdasın işte dedi. Önce ilim evladım. Hiç. Bu önce ilim şimdi bizim vakfımızın şeysidir, sloganıdır. Önce ilim evladım. Evet. Kendini gidene önce ilim evladım. Gerçek kanun bu. Evet. Onun için ben daha İmam Hatip Lisesi'ndeyken Fransız konsolosluğuna giderdim. Ve Fransız'ı bülbül gibi konuşurdum. İki lise bitirdim. İki fakülte bitirdim. Evet. 59 yaşında da Amerika çağırdıklarında İngilizce 4 sene okulu bir senede birincilikle bitirdim. Bu önce ilim evladım sözünün tesiriyle. Evet efendim. Evet, bu İli İrfan Üniversitesi Gümüşhaneli Hazretleri'nin şeriat dinin mecburi, farz, vacip hükümleri sünnet-i seniyye temelleri üzerine dayandırmış sistemini Ramuzul Ehadis, Levamül Ukul. Şimdi biz de Levamül Ukul'u tercüme ediyoruz. Boş vakit kaldıkça başına oturuyoruz. Yani bu şu dersleri yapmasak çabuk bitecek ama boş kaldıkça oturuyoruz. 15 cilt halinde tercümeyi planladık. Ona çalışıyoruz. Evet. Müritlerinin, talebelerinin sayısı 1 milyonu aşıyordu Gümüşhaneli Hazretleri'nin. Tanzimat sonrası katlılaşma hiyaneti içinde Osmanlı İslam hilafetini yıkmak isteyen hainlerin karşısında o ve müritleri koruyucu bir set gibi dikildiler. O zamanlarda yeni yeni ortaya çıkan banka ve faiz belasından talebelerini halka kurtardılar. Zenginlere, kendisini seven, elini öpmeye gelen zenginlere bir sandık, yardımlaşma sandığı kurdurmuş. Böyle hani ticaret yapıyor, ödemiyor senedini. Bir şey olmuş, fiyalanmış. Bunları böyle araştıracak heyler tayin etmiş adamlarından. Böyle zor durum Müslümanlara yardım etmek maksadıyla faizciliği yaymak istiyor Avrupa. Ki Yahudiler icat etmiştir faizi. Dünyayı avucun içine almak için. Buna karşı yardım sandığı kurmuş ve İstanbul'da bunu işletmiş. Evet. Yüz milyonları bulan bir Müslümanlar arası yardımlaşma sandığı kurmuş. Evet, muhtaç olanlara yardım etmiş. Evet, borç para alır,
müsait zamanda bilahare öderlerdi. Faiz yoktu. Hanefi Hazreti Şeyh İslamiyet'in yücelmesi için matbaa kurdurmuş. Bakın, İslam yaymak görevimiz. Rize, Bayburt, Of'ta büyük kütüphaneler tesis etmiş. Evet, halen orada bunların şeyleri var. Evet, kitapları matbaa kurdurmuş, zenginlere bastırıyor, bedava verdiriyor halka, hoca, böyle ihtiyaç durumunda. Gümüşhanevi Hazretleri 29 sene müddetle irşat hizmetinde bulundular. Her sene biri Zilhicce, biri de Recep ayında olmak üzere senede iki kere halvete girerlerdi. Halvet 40 gün. Yani o halve girdiğiniz zaman sadece bir kepçe duzsuz yağsız çorba. Akşam da 21 üzüm tanesi. 40 gün bunu yiyip içiyorlar. Böylece insanları terbiye ediyor, nefislerini terbiye ediyor. Böyle bir usul, halvet usulü. Peygamberimizin hadisinde var. 40 gün böyle şöyle yapan şöyle olur diye ona dayanıyor bu 40 gün. Yılda iki defa halvete sokarlarmış. Evet, böylece eğitim konusunda milyonlara hitap etmiş. İslam alemindeki o Avrupalıların yıkıcı, İslam'ı bozucu şeylerini engellemiş Gümüşhaneli Hazretleri. Evet, Hazreti Şeyh, evet, Rize, Bayburt, Of'ta kütüphaneler kurdu, arz ettik. 29 sene irşat hizmetinde bulundular. Her sene böyle şehirde de girerlerdi. Evet, geceleri uyumazlardı. Geceleri uyumazlardı. İbadetle geçirirlerdi. Gündüzleri de talebe yetiştirmekle uğraşırlardı. Şimdi tabii şimdi bize öğretiyorlar ki 8 sene uyumazsınız, 8 saat uyumazsınız hasta olursunuz, ölürsünüz. Evet, elhamdülillah ben de bunun bu dergahın yetişen hocalarından onun yanında o yetiştik, okuduk. Erzurum İslam Üniversitesi müdürüyken 34 yaşındayım. 34 yaşında avukatlık stajı yaptım. Günde 2,5-3 saat uykuyla elhamdülillah 4 senede bütün bunları başardım. Yani demek istiyorum ki ya nasıl uyumadan olur hocam? Evet, Gümüşhaneli Hazretleri uyumamış geceleri. En büyük hocalardan biri olmuş. İmam-ı Azam da 55 sene hiç uyumamış. Evet, Ömer Nasuh Bilmen de biliyorum. O da uyumuyordu. 90 yaşındayken uyumuyordu. Kuşluk biraz şöyle kestiriyordu. Gümüşhaneli Hazretleri yatmazmış da. O kuşlukta da diz çökerek kıbleye karşı böyle oturulmuş. Oturduğu yerden biraz şey edermiş. Hastalanmış, doktora götürmüşler. Doktor demiş ki, hoca ben demiş, ayağını uzat da demiş, şöyle bir yatım uzat. Estağfurullah demiş, Allah'ın huzurunda nasıl ayağımı uzatabilirim? Evet, her an Allah'ın huzurunda olduğu bilinci içinde. Onun için bakın, gece bile diz çökerek şey diyor, gündüz bile doktorun şeyini bekliyor. Estağfurullah demiş, Allah'ın huzurunda nasıl ayak uzatırım? O terbiyesizliği ben yapmam. Bu şeyler yazıyor, bütün kaynaklarda var. Yani demek istediğim, vücut bunlara alışıyor. Onu söylemek istiyorum. Evet, böyle çalışmayla ancak insan çok büyük derecelere gelebiliyor. Evet. Efendim, bu 18 yıl boyunca oruç tutulması haram olan günler müstesna, aralıksız oruç tutmuş Gümüşhaneli Hazretleri. Hani bayram günleri oruç tutulmaz ya. Evet. Ramazan bayramı, kurban bayramı günleri. İşte bunlar hariç her gün oruç tutarlarmış. Sabaha kadar da uyumazmış. Evet. Yatsı abdestiyle sabah namazını kılarlardı. Evet. Hocası Muhammed Emin Efendi ona irşat yönünde hocası, şeriat ilimlerini okuduğu hoca bilahare ona mürid olmuş. Tarikat yolunda ona mürid olmuş. Evet. 1803 yılında ihtiyarlık ve hastalık dolayısıyla hasil düşmüş. Doktora gidince doktor böyle deyince estağfurullah demiş, ayağını uzatmamış. Gümüşhane Ahmet Ziyaettin Hazretleri 25 Mayıs 1803
pazar günü sabah vakti baygın yatarken bir ara mübarek gözlerini açmışlar. Evet ve hepsini isterim ya Kibriya. Evet. Şimdi ona cennette, ahirette alacağı şeyleri göstermişler. Şunu mu istersin? Demiş ki hepsini isterim ya Rabbi. Böyle demiş ve vefat etmiş. Şimdi insan ölürken gözü açılıyor. Güzel insanlar o gittiği güzel yeri görünce gülüyorlar. Biz bunu şahit olduk. Ama ben bir Ermeni, her zaman anlatıyorum, bir Ermeninin ölümünde de bulundum. Adam ölmeye yatınca nasıl çırpındı, ben ölmek istemiyorum, beni kurtarın diye. O andaki iman, hepsi inanıyor. Ama geçerli değil. Firavun da Musa Aleyhisselam peşinde giderken bakmış Allah denizi ikiye bölmüş. Musa Aleyhisselam kendi inanan müminlerle karşıya geçmiş. Ordusuyla Firavun gelmiş. Bakmış deniz ikiye ayrılmış. Marş marş demiş. Tam denizin ortasına gelince deniz birleşivermiş. Zeki adam Firavun. Ya Rabbi demiş. İnanıyorum sana. Musa'ya da inanıyorum. Kur'an'da var. El ene. Şimdi mi? Şimdi mi? Evet o anda herkes inanıyor da ondan sonra inanmak kabul değil. Gözün görmeden evvel inanacaksın. Evet efendim. Hepsini isterim ya Kibriya diyerek ruhunu teslim etmiş. Evet Süleyman Kanuni Sultan Süleyman türbesinin kapısı önünde türbesi. Zevci-i muhteremeleri yan yana. Şimdi efendim onu da anlatacağım size. Rahmetli ben de gördüm efendim. Ben de tabii hocalarımız orada vefat ettiği için bulunduğu için ben de bayağı eskiden bayağı bir çalışkan bir şeydim, talebeydim. Hep ziyaretler ederdim. Ben de Menderes'i gördüm. Yurt dışına giderken orayı ziyaret ederdi. Ziyaret ettikten sonra giderdi oraya. Bunu gözümle gördüm. İşte oraya tabii Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nin dibinde bizim bütün hocalarımız, Gümüşhanel Hazretleri'nin yetiştirdiği hocalar oradalar gömülürken bakmış ki bu turistler, dışarıdan gelen turistler ki yıkanmıyorlar, hayızlılar değil mi? Kadınlar hayızlı, erkekler Hristiyanlar yıkanmıyor. Bunları biliyor Demirel demişim efendim, Menderes rahmetli. Bakmış böyle, o da bu hocaların güzel hoca olduğunu biliyor yani. Evet ve emir vermiş. Demiş bu kabirleri demiş şu şimdiki kabirlerin bulunduğu yere orayı boş oraya demiş taşıyın demiş. Kabirleri arın var taşıyın. Bu pis adamlar tepesine çıkmasın. Onun üzerine kabirleri taşımaya başlamışlar. Hocamın ağzından bulundu. Benim hocam da onun o dergahın yetiştiği hocalardan birisi. Mustafa Feyzi Efendi'nin kabirine gelince hocamın hocasıdır. Ona icazet veren hocadır. Oğlum dedi götürdüler bir baktım bugün ölmüş gibi hiç çürümemiş kucağımda aldım şimdiki kabrine ben taşıdım oğlum dedi hoca efendinin ağzından duydum bunu şimdi hepsini oraya taşımışlar bu şekilde Gümüşhanel Hazretleri oraya gelmişler o da tam türbenin girişinde solda girerken durdum solunda kapının solunda Greider'in şeysi kırılmış bıçağı kırılmış kepçesi kırılmış. Mühendis bundan ürkmüş. Ben demiş bırakıyorum işi. Başka mühendis demiş ki saçma lan demiş. Batıl itikat. Lan falan. O gelmem demiş. Ben ısrar etseler de ben görevden alın demiş. Ben bir daha yapmam. Yeni mühendisin de gene orayı kazmaya kalışınca Gümüşhane bugün kabirini kazıp açacak, nakledecekler. Evet. Bakırköy'e tımarhanelik olmuş. Delirmiş. Öylece kalmış. Şimdi onun orada dokunmadılar. Etrafını parmaklıklarla çevirdiler. Hala orada duruyor. Kabri orada efendim. Oraya gidersiniz, ziyaret edersiniz. Evet. Böyle vefat etmiş. Şimdi nazar kıl çeşmi ibretle makamı ilticadır bu. Erenler dergahı babu füyuzatı hüdadır bu. Ziyaeddin-i Ahmet Mevlidi anın gümüşhane Şehir-i Şark garbın mürşidi rah-ı hudadır bu. Muhakkak ehli hak ölmez. Ebed haydır bil ey zair ziyaretçi. Sarayı kalbini pak eyle. Babu evliyadır bu.
şuayı dürri vahdet, menha-ı ilmi ledünnidir. Mükemmel varisi şer'i Muhammed Mustafa'dır bu. Hilafet müddetinde irci'i vaktine dek hakka, tarik-i halidiyi neşeden hak rehnumadır bu. Evet, rehnumadır bu. Oku ihlas ile bir Fatiha, kalbinde daim tut. Cilayı ruhtur zikri, müridana gıdadır bu. Bu yazı var şeyinde, orada kabrinin taşında. Evet, ayak ucundaki taşta ise muhaddisin-i kiramdan Fahrül Meşayih Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendi Hazretlerinin ruhu mukaddeslerine El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin'irrahmanirrahim. Yanı başında da yanına kabirde yatan muhterem zevcelerinin taşında da hak perestim arz-ı ihlas ettiğim dergah bir, bir nefes ayrılmadım tevhidden Allah bir yazısı var. Evet, muhaddisini kiramdan, büyük hadisçilerden Kutb-i Rabbani, Arif-i Sübhani, Gavs-ül Vasılin, Gümüşhanevi, evet, Hacı Ahmet Ziyaddin Efendi Hazretlerinin Zevci-i Tahiresi, Şeyhül Harem-i Nebevi Hacı Emin Paşa Kerimesi, Tacül Mukadderat Hace Seher Hanım, burası onun ruhu diyor. Onun ruhuna da Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Gümüşhanevi Hazretlerinin vefatını herkes duydu. Padişah 2. Abdülhamit Han da onu çok severdi. Cenazesinde mahşeri bir kalabalık hazır bulunmuş. Samimi dualar ve gözyaşları içinde toprağa verilmiştir. Evet, merhum ve mağfur Şeyh Hazretleri geniş alınlı, çekme burunlu, yuvarlak çehreli, kara gözlü, uzun kirpikli, beyaz sakallı, uzuna yakın boylu, güzel ve sevimli bir insandı. Beyaz antari giyer, hırka giyer, cübbe giyinirdi. Sadeliğe riayet ederlerdi. Kendisinden sonra orada kabri bulunan Kastamonulu Hasan Hilmi, Safranbolulu İsmail Necati, Dağıstanlı Ömer Ziyaddin, Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi, Serezi Hasip Efendi, Kazanlı Aziz Efendi, Bursalı Mehmet Zahid Kotku Efendi Hazretleri, rahmetullahi aleyhim ecmain, bu irşat makamına gelmişler ve görevleri yürütmüşlerdir. Cenab-ı Hak cümlesinden razı olsun. Evet, şimdi Resulullah Efendi bu, İslam'da ehl-i sünnet itikadı yolu bu. İnsanları tapma yoktur. Yani bir adam evliya olsa, mürşit olsa, keramet sahibi olsa bile asla asla ona tapılmaz. Bunu özellikle söylüyorum. Şimdi ben Amerika'da bulunduğum sırada 4000 üniversitesi var Amerika'nın. 4000 üniversitenin 4000 laboratuvar profesörü sigara hakkında konferans yaptılar. Ben de oradayım. Sigaranın kanserin baş sebebi olduğunu ispat ettiler. Şeylerle kanaat değil bu. Orada şeydi, buluyorlar yani. Ondan sonra cinsel iktidarı zayıflattığını ispat ettiler. Evet. Ondan sonra aklı zayıflattığını ispat ettiler. Ben oradaydım efendim. Ve 80 ihtilalinde FETÖ'cülerin şikayeti üzerine Erbakan Hoca'ya da takılan Güven Erkaya, Deniz Amirali beni de ondan şikayet üzerine Edirne'ye sürdü. 80 ihtilalinde bir ay önce. Orada 14 sene kaldım. Evet, şimdi şeyde ilginç şeyler var. Ben Gümüşhaneli Hazretlerinin orada yetiştikten sonra Ehl-i Sünnet itikadının savunucusu oldum. Hocalarım öyle. Yetiştiğim yer öyle. Ama hukuk fakültesindeki hocalarım biri komünisti. Hepsi de İslam'a saldırılardı. İslam hukuku ilkel bir hukuktur. İnsanların ihtiyacına cevap vermez. Bir şey diyemiyoruz. Talebeyiz. Bu beni çok derinden üzüyordu. Hocalarım çünkü. Ehl-i Sünnet alimleri. Erzurum İslam Üniversitesi Müdürü'yken doktora yapmak istedim. İslam hukukunun üstün bir hukuk olduğunu ispat edeceğim.
hangi mümin profesöre gitsem sakın ha derler. Şeriatı övmek idamlık suç. Orada Atatürk Üniversitesi'nin ceza profesörü var. Turhan Toğan Yüce. Ceza profesörü. Almanya'da içmiş. Ayık gezmez. Hiç camiye gitmez. Evet. Ona gittim. Tamam dedi. Tamam dedi. İmtihan etti. Kazandım. Şu konuyu hazırla gel dedi bana. Bir yol çizelim dedi. 3 ay sonra bana ver dedi. Ben de bütün kitapları müdürüm enstitüde. Odama yığdım. Arasına masayı koydum. Gece gündüz çalıştım. 3 ay sonra verdim. Sabaha kadar sarhoş kafayla okumuş. Sabahleyin erkenden geldi. Hiç uyumamış. Gördü. Bunlar ne dedi? Dedim ben bir fikri dedim. Bütün kitaplardan buluyorum. Buna insan hayatı yetmez dedi. Birinci, ikinci, üçüncü ana kaynak şunlar. İşte Serasi, Kâsani şu. Öteki de ara sıra gönderirsin. Ben sana dedi geldiğin zaman niye peki dedim biliyor musun dedi. Müdür bey dedi. Dedim bilmiyorum hocam. Ben senin geldiğinde dedi İslam hukukuna inanmıyordum. İslam hukuk ilkel bir hukuk. İnsan ihtiyacına cevap vermeyen geri bir hukuk biliyordum. Ama şimdi dedi gördüm ki dedi İslam hukuku muhteşem, muazzam bir hukuk dedi. Bir gecede değişti. Bir gecede değişti. Evet. Böyle işte Gümüşhanel Hazretleri de o devirdeki bu saldırılara karşı Ehl-i Sünnet itikadını ki bu yolu hukuk açısından çizen İmam Serasi Mebsut. Şimdi onu biz de 30 cilt halinde biliyorsunuz tercüme ettik. Evet şimdi ve onu da bir arkadaşımız derüte etti. Bütün ille ilçe müdürlerine bedava verdik. Yani İslam hukukunun bütün sahalarını toplayan ilk büyük eser. Yoksa yalnız o eser değil, başka eserler de var. Ama hepsini toplayan böyle sistematik bir eser. Neden niçinlerini açıklıyor. Herkesin görüşünü yer veriyor. Tabii kendisi İmam-ı Azam hayran olduğu için İmam-ı Azam'ın hep böyle iş ediyor da böyle bir eseri, onun kabrini ben buldum. Eserini tercüme etmek için kendisinin izin istedim. Şimdi bunu Kırgızistan Cumhurbaşkanı öğrenmiş. Beni oraya çağırdı. Şimdi orada da İslami İlimler Serahli Enstitüsü kuruluyoruz. Ya Allah razı olsun. Zenginlerden yardımlar, Müslüman zenginler yardım ediyor. Projeler çizildi. Temeli atılıyor şimdi. Yani şimdi enstitümüz bir de orada Denizli'ye kurduğum enstitüm bir de orada şeysi olacak. Şu anda bile Denizli'de oradan gelen bir sürü talebe var. Diğer İslam, Türk İslam şeyleri, devletleri de duymuş. Dedik o kadar gücümüz yok. Çünkü devletler 5 kuruş veremiyor. Hepsi bizden çıkacak. Siz de zamanla. Evet şimdi elhamdülillah vakfımız buna öncülük ediyor. Böyle bir gayretin içinde oluyor. Bu muhterem zatın eserlerini gün yüzüne çıkarmak, dünyaya tanıtmak üzere faaliyette bulunuyoruz. Evet. Şimdi Gümüşhaneli Hazretlerini şu kadar alını buzun boylu falan tanıttık. Her gün ruhuna kursanız bir gün size gelir, görünür. Çünkü böyle bana çok hocam gördüm diyen beni sevenlerden bir sürü adamdan duydum. Evet. Yani onun için rengini söyledim ki aldanma olmasın diye. Evet efendim. Evet. Bu sabahleyin saydığımız isimler burada var. Onları ben saymayayım. Bunları tarikat böyle heyecanlı bir şeydir. Şimdi bunu da anlatayım. Ehl-i Sünnet'te insanları putlaştırma yoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çölde giderken bir adama rastlamış. Demiş ki putları bırak demiş. Allah yaradan bir falan değil. Yani demiş ya anladın mı demiş. Senin böyle dediğine şahitlik eden biri var mı? Demiş. Peygamberimiz var demiş. Kim o? Hurma ağacına gel demiş peygamberimiz. Hurma ağacı köküyle dalıya gelmiş. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü demiş, konuşmuş. Adam bunu duyunca peygamberimize secde etmiş. Kalk demiş, kalk. Bizde demiş insana secde edilmez. Ama şimdi çok istismar ediliyor biliyorsun. Çok ister mi ediliyor bu? Allah'tan başkasına tapılma secde edilmez. Böyle bu işi istismar eden
yalancı şeyhler de var, mürşitler de var ve cahil olduğu için bunu kapılan kimseler de var ülkemizde. Ama işte inşallah biz ilim yuvaları kurmak suretiyle eski halimize dönersek, vatandaşımız ilim sahibi olursa böyle sahtekarlara prim vermez. Prim vermez. Evet efendim. Gümüşhaneli Hazretleri'nin hayatı boyunca eser de yazmış işaretleri yanında. Cami-ül Usul. Evet, bu tasavvuf hakkında. Cami-ül Mütun. Şimdi okuduğumuz bu eser. İtikad, el sünnet itikadı hakkında. Mecmutul Ahzab. Bu da üç cilt halinde hocam bana hediye etti. Yani şu duayı kursan şöyle olur, şu duayı kursan diye ve orada büyüyü bozma, böyle şeylerden kurtulma duaları da var. Ama ben onları girmiyorum. Çünkü bir adamın yazın büyü, hak büyü var. Büyü yapılır. Bunu bozmak caiz ama bir adam büyüsünü bozsanız Gümüşhanel Hazretleri'nin o dediği dualarla o başkasına söylediği zaman hatını kıramayacağınız adamlar gelince bu işi gece gündüz hep sana getiriyorlar. Böyle çok hoca gördüm. Onun için ben o konuya hiç girmiyorum. Hiç girmiyorum. Çok hoca gördüm. Adam mesela çok böyle dertli. Geliyor diyor, 5 milyon vereceğim diyor. Bunu büyüyü boz. İnsan nefsi böyle şey değil. Ben kendi nefsime güvenmem arkadaş. Onun için fabrika kurdum. Fabrika çok muazzam kar etti. Hemen istifayı bastım. Çünkü parayı sevmeye başladım. İlim kalıyordu. Yani insan bilmiyorum. Evet, böyle maalesef çok hoca biliyorum. Çok değerli hocayken bu konulara girince bu yüksek paralardan dolayı büyücü oldular çıktılar. Ben de Süleymaniye'de ders yaparken televizyonda dedim ki büyücülerin cenaze namazını kılınmaz, kılmayın dedim. Sen misin böyle diyen? Türkiye'nin bütün büyücüleri benimle uğraşıyorlar. Ama sabahları okuduğumuz dualar, gece sabah okuduğumuz dualar sayesinde kılıma dokunamıyorlar. Bunu da sormuşlar bizim oğlana. Hangi duayı okuyor baban, diş geçiremiyoruz ona diye. Evet, biz bu duaları böyle hainlerin hiyanetinden kurtulmak, münafıkların münafıklığından kurtulmak, ve kafirlerin taarruzundan kurtulmak, böyle yanlış yerden kurtulmak için okuyoruz. Başka bir şeyimiz yok. Nefsimizin azgınlıktan kurtulmak için okuyoruz. Başka bir derdimiz yok. Böyle, evet, kaç kere yakalandılar beni öldürmek isteyenler. Ben onları şikayet etmedim. Namaz kılıyorlar çünkü. Kaç kişi, kaç kere savcı dilekçeyi yazdı. At imzayı hocam dedi. Yok dedim, ben namaz kılan şikayet etmem. Evet, bu dualar öyle bir dualar. Hem Türkiye'de hem Amerika'da. Evet, beni öldürmek isteyen adamlar yakalandı. Sonra da itiraf ettiler. Ben de onların isimlerini vermedim. Çünkü ayrıldılar o adamdan. Ne olduğunu, FETÖ'cü bunlar. Ayrıldılar şimdi, üçü de profesör. Polis orada yok dedim ben. Şimdi onlar ayrıldılar. Evet efendim, bizim vakfımız, hedefimiz, gayemiz Müslümanların bin yıllık tarihine uygun halis, muhlis, ehl-i sünnet alimi yetiştirmek. Aşırılıklardan uzak, halis, muhlis, ehl-i sünnet alimi yetiştirmek. Bu dersin şeysi de, sizde yapacağımız bu dersin şeysi de, Gümüşhaneli Hazretleri'ne bahsetmemiz de bundan dolayı. Aşırılık yok, böyle dine aykırı şey yok. Hakiki itikat esaslarını şey edeceğiz. 27 eser yazmış. Bunlardan biz işte size Levamül Ukru tercüme ediyoruz. Ramuz Ehadisi'ni şey ediyoruz. Evet. Gümüşhaneli Hazretleri şimdiki İstanbul vilayetinin üst tarafında yıktırıldı. Sadece Gümüşhane adını taşıyan bir sokak kaldı. O zamanın idarecilerinden birisi ancak bunu zorla koydurmuş. Yoksa bir zaman geldi biliyorsunuz, dini çok kaldırmak isteyen devir geçti. O da zorla koydurmuş o ismi. O bir Gümüşhane sokağı var ocağı. Evet. Evet. Bütün ömrü boyunca Gümüşhane Hazretleri Müslümanlara hizmet etti. Bize düşen vazife hayırlı hizmetleri kesin diye uğratmaksızın devam ettirmek.
Hazretin bütün eserleri Müslümanlar için çok faydalı, hatta zaruret derecesinde lüzumludur. Sultan Abdülaziz tarafından büyük sevgi ve saygı gördüğünü, birinci defa hacca giderken kendisine özel, evet, özel gemi tahsis etmiş. Evet, Gümüşhane Hazretlerine. Evet. Evet. Zamanımıza olan bir kerameti de var. Akseda Matbaası sahibi Ahmet Kibricioğlu 1963 yılında bir tane şöyle diyor. Süleymaniye Camii mezarlığında Kanuni'nin türbesi yanında çok büyük bir şeyhin kabri vardır. Kerame sahibi velidir. Ahmet Bey bunun üzerine kabri ziyaret eder, Fatiha okur, etrafını çeviren parmaklığın demirlerinin paslanmış olduğunu görerek gider, bir kutu boya ve fırça alır, şebekeyi boyar. O gece rüyasında aksakallı, nurani bir pir elinden tutar ve Kabe'nin etrafında tavaf ettirir. Ahmet Bey bu rüyadan sonra Gümüşhane Hazretlerinin zamanımızdaki vekili ve halifesi durumunda bulunan Mehmet Zahid Efendi'ye gelir, talebesi olur. Evet, her sene Hacc-ı Şerif nasip olur. Evet efendim, ben de elhamdülillah 40 küsür hac yaptım. Öğretmenken bile hacca giderdim. Hatta Denizli'de ilk hacca gittiğimde Milli Eğitim Müdürü'ne gittim. İstifa biliyorum, kanun öğretmenlere yazın izin olduğu için kışın izin verilmiyor. Ama ben devletin benden istediğini ilk gün ders yaparak, ciddi ders yaparak tamamlıyorum. Hacca gideceği zaman 15 gün rapor oluyorum. Böyle kendimi ayarlıyorum. Onun için dedim hacca gideceğim. Sen dedi hukukçusun dedi. Öğretmenler dedi kışın dedi izin almaz dedi. Bana 15 gün izin verin dedim. Ben dedim programları yaptım. Sen de biliyorsun dedi. İstifa dilekçesini koydum önüne. Anladım dedi. Sonra götürdüm doktora. Cevat Akşit dedi, İmam Hatip öğretmeni. Şu tarihten şu tarihe 15 gün hasta dedi müdür. Doktor böylece her sene 15 gün rapor alarak elhamdülillah 40 küsür sene, yani Gümüşhane'ye o adam söyledim ya, ben de o sayede, hatta yakın arkadaşım Diyanet İşleri Başkanı, adını söylemeyeyim, bunu öğrendi, orada beni gördü haçta. Öğretmen haç yapamaz öğretim yılında, hemen beni şikayet etmiş, memurluktan atacaklar. Ama Emniyet Genel Müdürü böyle bir evrak yok diye beni, şikayet evrakını kaybetmiş. Tanımıyorum adamı. Sonra 28 Şubat'ta da gene polis telefon etti. Hocam dedi, kayboldu dedi, seni öldürecekler dedi. Elhamdülillah Gümüşhane Hazretleri sayesinde biz her sene hacca gittik o adam gibi. Böyle bir şeyi de var mübareğin, bize olan şeysi var. Evet, Allahu Teala'ya hamd eder, Resulüne salatü selam okur, bütün peygamberleri, ashablarını, sahabilerini ve efendilerimizi, ulemayı amilini, ehli imanın kâffesini hayır dualarla, rahmetlerle anarız. Allah Celle Celaluhu bütün müminlere kamil iman, ahlak hamide sahibi olmayı nasip etsin. Hayırlı akıbetler nasip etsin.